Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bütün dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını diğer alanlarda olduğu gibi futbolcuları ve futbolu da çok kötü etkiledi. Liglerin hemen hemen hepsi durduruldu veya iptal oldu. Avrupa ligleri artan vakalar ve ölümlerin tehlikeli seviyeye gelmesinden dolayı bir bir askıya alınırken Süper Lig ise 26. hafta maçlarının sonuna kadar devam etti. Avrupa liglerinde oynanan yabancı futbolcuların hepsi kriz zamanında ülkelerine dönmeye can atarken ülkemizde yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu Türkiye'yi daha güvenli bulup gitmemesi dikkatten kaçmadı. Dünyanın birçok farklı ülkesinden transfer edilen futbolcular memleketlerinde alınan kötü haberlerden dolayı ailelerini de Türkiye'ye getirerek bir nevi kendilerini garanti altına almış oldular. Peki salgın sürecinde ülkelerine dönmeyip Türkiye'de kendini güvende hisseden futbolcular kimler? Fernando Muslera, Galatasaray'ın Uruguaylı kaptanı olan Fernando Muslera, Uruguay'da yaşayan ailesinin memleketine dönmesi yönündeki ısrarlarına karşı Türkiye'nin diğer ülkelerine nazaran daha da güvenli olduğunu belirtmiş ve kalmayı tercih etmiştir. Kalan bir diğer oyuncu ise Radamel Falcao. Kolombiyalı golcü Falcao ülkesine dönme konusunda ailesinin çağrısına uymayıp daha güvende hissettiği Türkiye'de kalmak isteyenlerden. Türkiye'de uzun süre yaşayan kaptan Muslera'dan fikir alan yıldız oyuncu ülkemizde kalmayı mantıklı bulmuş ve süreci ülkemizde geçirmiştir. Podolski de pandemi sürecinde Türkiye'de kalmayı tercih eden futbolculardan biri. Türk halkı ve kültürüne hayran olan, her fırsatta Türklerin ne kadar sevdiğini dile getiren Alman futbolcu, ikinci vatanı gibi gördüğü Türkiye'de kalmanın daha uygun olacağına karar vermişti. Bir diğer kalan futbolcu ise Kevin Prince Boateng. Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu da salgın boyunca ülkesine gitmekten vazgeçip Türkiye'de kalmayı tercih etti. Tercih edenlerden bir diğeri de Melnya. Çaykur Rizespor'da oynayan futbolcu, Türkiye'de kendimi daha güvende hissettim. O yüzden Rize'de kalmayı tercih ettim ifadeleriyle ülkemizin diğer Avrupa ülkelerine göre daha güvende olduğunu söyledi. Bir diğer futbolcu ise Alex işte. Medipol Başakşehir futbolcusu yaptığı samimi açıklamalarda ise Sırbistan'a dönmek istemedik. Çünkü burada kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Bu saydığımız futbolcular dışında yabancı oyuncuların neredeyse tamamı Türkiye'de kendini güvende hissetmiş ve 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'e kadar karantina durumunda kalmaya devam etmişler. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada Süper Lig maçları 12 Haziran Cuma günü başlayacak ve karşılaşmalar seyircisiz bir şekilde sürdürülecek.